Sporten iyi akşamlar. Son baskıya hoş geldiniz efendim. Seçime 2 aylık bir süre var. Partiler aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na verdi. Ancak bütün gözlerin çevrildiği adres kuşkusuz AK Parti. Çünkü anketlerde yine birinci parti çıkıyor. Peki AK Parti'nin bu oluşturduğu kadro ne anlama geliyor? Hedefi ne? Bütün bunları çok önemli bir isimle. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Süleyman Soylu'yla konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi 6300'e yakın aday elediniz, 550 isim. Burada yani kriteriniz ne oldu? Neye göre seçtiniz? Çünkü bu ya hem tartışılıyor hem de elenen adayların da en azından net olarak görebileceği bir şey olacak. Nedir temel kriter? Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. AK Parti Türkiye'nin siyasi birikimine, siyasi müktesebatına çok önemli katkılarda bulunan bir siyasi parti. Ve hem her gün kendisi de yeni bir şeyler öğreniyor, hem de siyasi hayata çok önemli miras oluşturuyor. Ve siyasi hayata başladığı günden itibaren birçok meselede olduğu gibi aday belirleme yöntemlerinde de gerek mahalli seçimlerde olsun, gerekse genel seçimlerde olsun çok önemli bir millet sorumluluğu, bir siyaset sorumluluğu ortaya koyuyor. Bunu gerçekleştirirken de bir taraftan AK Parti kendi gücünü aldığı milletle en iyi diyaloğu kurabilecek, onu hem parlamentoya taşıyabilecek en iyi dili, en iyi temsili ve en iyi rengi oluşturabilecek bir yapıyı da gözetmeden kendisine almıyor. Bu bir sistem, bir sistematik oluşturmuş AK Parti ve bu sistematiği her seçimde gerçekleştiriyor. Bu sistematiğin birinci adayı aday başvuruları. Aday başvurularından sonra AK Parti bütün teşkilatlarının katıldığı ve bütün değerlendirmelerinin yapıldığı bir temayül yoklaması ortaya koyuyor ve bu temayülü gerçekleştirdi. Ve bu temayülü yaparken hem partinin yetkili kurulları, hem kadın kolları, hem gençlik kolları, ilçe teşkilatları, belde teşkilatları her bir bayram, bir şenlik havasında ve bir demokrasi şöleni içerisinde bunu sağladılar. Binlerce ve on binlerce oy kullanıldı bütün Türkiye'de. Ve bunlar her birimizin gittiği yerden döndüğünde bir günlük, iki günlük titiz çalışmaları sonucu teker teker yukarıdan aşağıya listelendi. Yani biz oradan gördük ki aday adaylarından, başvuran aday adaylarından bizim teşkilatımız nasıl bir değerlendirme yapıyor. Kendisini orada temsil edebilecek milletvekilimizin kim olabileceği konusundaki değerlendirmesi nedir? Ölçeği nedir? Ve yukarıdan aşağı sıralamasında nasıl bir süreç ortaya koyuyor? Bunu gerçekleştirdik. Bunu gerçekleştirdikten sonra bu esnada bu 6300 aday adayıyla ilgili de Türkiye'de partimizin içerisinde belirlenmiş 12 komisyonumuz, yani 12 genel başkan yardımcımızın başkanlığına toplanan 12 komisyonumuz çok doğal olarak bunlarla mülakat yaptılar. Ve bu mülakatlar yani hem bizim o ilin, o şehrin, o seçim bölgesinin hem siyasal, hem sosyolojik, hem ekonomik, hem de gelecekle ilgili bütün perspektiflerini öğrendiğimiz bir mülakat süreci yaşandı. Hem de bütün bunların yanı sıra, bu yapıldı ama bütün bunların yanı sıra bir de gelen adaylarla ilgili onların kendi bölgeleriyle ilgili, Türkiye ile ilgili, AK Parti ile ilgili, gelecekle ilgili ortaya koydukları bütün düşünceler bizim süzgecimizin içerisine alındı. Ve buradan puanlama usulü, yani bir taraftan elimizde bir temayül kriteri var. Evet. Bir taraftan elimizde bir mülakat kriteri var. Puanlama usulü bu arkadaşlarımıza ilgili bir değerlendirme ortaya koyduk. Her biriyle görüştük. Kimi görüşmemiz yarım saat sürdü, kimi görüşmemiz 10 dakika sürdü, kimi görüşmemiz 15 dakika sürdü. Hem AK Parti'nin hafızasına çok önemli birikimler kazandırıldı, hem de bizim o bölgelerle ilgili, yani bu şuna benzer, yani derinlemesine görüşme olarak nitelendirilebilen bir görüşmedir bu. Orada şehri analiz ediyorsunuz. Aday adaylarından şehri öğreniyorsunuz. Çapraz sorularla insanların, oradaki aday adaylarının nasıl bir beklenti içerisinde olduklarını bir şekilde hissediyorsunuz. Bir de onların kendi meramlarını anlatma, meselelere bakma, Türkiye'yi analiz etme gibi anlayışlarını, yani milletvekili yapabilme anlayışını bir şekilde orada önemli ölçüde değerlendiriyorsunuz. Ama bütün bu verileri o dokuzuncu katta
yoğun bir mesaiyle verileri orada. Doğru. Sonra bütün bunlardan sonra bir de önemli bir iş daha yaptık. İlk kez Türkiye'de yapıldı. Sivil toplum kuruluşları bizim aday adaylarımızla ilgili, yani partimize başvuran bütün aday adaylarımız, milletvekillerimize dahil, kendi değerlendirmelerini bir sandıkta ortaya koydular. Ya biz şunları milletvekili görmek istiyoruz. Ve Seçim İşleri Başkanlığımız bütün bunları yukarıdan aşağıya tek tek tasdif etti. Hangi ilde kimi istediler, ne kadar oranda istediler, bütün bunlar belirlendi ve değerlendirildi. Ve bütün bunların yanı sıra tekrardan bu arada bizler partinin yöneticileri olarak o bölgedeki kendi birikimlerimizle ve tecrübelerimizle değerlendirmeleri aldık. Bunlar esas itibariyle alt komisyona kadar geldi. Sonra bir ara komisyon süreci yaşandı. Bu ara komisyon sürecinde de bütün o 12 komisyon vardı. O 12 komisyon 4 komisyona indi ve o 4 komisyonun 12 komisyonun başkanları o 4 komisyonda 3'er kişi bir araya geldiler ve tekrar bir değerlendirme yaptılar. Bu değerlendirmede o bölgenin özellikle belediye başkanları, il başkanları teker teker dinlendi. O bölgede sivil toplum örgütlerini aradık. Hangi bölgeyle ilgileniyorsak ve arkadaşlarımız hangi bölgelerle ilgileniyorlarsa, hangi illerle ilgileniyorlarsa. O bölgede araştırmalar yaptırdık. Ve bir taraftan yaptırdığımız araştırmalar, bir taraftan o bölgenin kanaat önderleriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, bir taraftan biraz önce bahsettiğim o sürecin içerisinde bulunan bütün unsurlara dahil olmak üzere elimizde çok verili bir durum oldu. Ve bu çok verili bir durumu tekrar değerlendirdik. En üst komisyona çıkabilecek, kesin olmamakla birlikte, en üst komisyona çıkabilecek adayları ve o bölgenin taleplerini bir raporlama şeklinde hazırladık. Bunların yanı sıra bir de Sayın Başbakanımız yaklaşık 5,5-6 günlük süren bir çalışma neticesinde il başkanlarımızla teker teker görüştü. Teker teker görüştü. Ve burada sadece il başkanlarımızdan o bölgenin adaylarıyla ilgili, o bölgenin siyasal yapısıyla ilgili bir değerlendirmeyi değil, aynı zamanda o bölgenin ekonomik beklentilerini, o bölgenin siyasal beklentilerini, o bölgenin bir takım sorunlarını, bir takım taleplerini de ortaya koydu ve bunlar önümüzdeki süreç içerisinde şeye tamamen yansıyacaklar. Yani bizim yaptığımız çalışmaların dışında seçim propagandamızda en etkin analizlerden birisi olarak halkımızla buluşacaklar. Bütün bunlarla birlikte üst kurula çıktık. Üst kurul başladı. O veriler şimdi. Peki burada mesela işte bakanlar ve özellikle sizler, yani partinin vitrinde olan önemli isimler, bazıları işte illerinden bağlantısız yerlere de gitti. Özellikle bakanlar. Yani mesela işte Afyon milletvekili Veysel Eroğlu İzmir'e gitti. Ya da işte Lütfi Elvan Konya yerine Antalya'ya gitti. Cevdet Yılmaz Bingöl yerine Diyarbakır'a gitti. Mesela orada bu strateji nasıl belirlendi? Nereden ihtiyaç? Şöyle. Biz şimdi alt komisyonlarda ve ara komisyonlarda, diyelim ki benim alt komisyonda 8 vilayetim vardı veya 6 vilayetim vardı. Buradaki değerlendirmeleri yaparken insanlarla karşı karşıya geliyorsunuz. Diyorsunuz ki burada ne olur? Diyor ki Diyarbakır'da Cevdet Yılmaz gelirse iyi olur. Antalya'da diyor ki orada eğilimle çıktı. Tabii eğilimle çıktı. Ha. Bunların hiçbirisi tesadüfen oluşturulmuş değil. Anladım. Mesela İzmir'de Veysel Eroğlu gelebilir dendi. Veya bir başkası daha gelebilir dendi. Ha, biz onların tamamıyla ilgili değerlendirmeyi kendi bölgesinden fedakarlık yapabilecek arkadaşlar, yani bizim o stratejiyi oluştururken kendi bölgesinden fedakarlık yapabilecek arkadaşlarla kendi bölgesinde tutmak zorunda olduğumuz arkadaşlar arasında bir değerlendirme yaptık. Ve en nihayetinde yani bu şu sebeple şuraya gitsin veya bu sebeple buraya gitsinden ziyade, bu da olabilir ama ondan daha ziyade, bu oraya gelen, alt komisyona gelen, yani mülakatlarda, daha sonra ara komisyona gelen o ilin siyasi kanaat önderleriyle, siyasi aktörleriyle teker teker değerlendirerek bir alternatif olarak ortaya sunulmuştur. Ve o alternatifler üzerinden bir tartışma yapılmış. Peki mesela şeyde böyle atıyorum, mesela Güneydoğu'da işte HDP'nin biraz siz zorlayabileceği bir bölge, işte Ege'de biraz daha CHP, ona göre de o isimlerin karşısına, yani onların adalarının karşısına şunu koyabiliriz diye bir hesap yaptınız mı? Niye bunu soruyorum? Çünkü mesela ben aldım karşıma, baktım. İşte Orhan Miroğlu niye Mardin 1. sırada? İşte Muhsin Kızılkaya niye Mersin 3. sırada? Hani böyle bir analize sonuca vardık ama ne kadar doğru?
Niye? Şimdi şöyle, bilesiniz ki AK Parti adaylarını ortak akıl stratejisiyle belirlemiştir. Tekrar söylüyorum. 13 yıldır siyasi hayatta bulunan bir siyasi parti çok büyük tecrübeler elde edinmiştir. Eksik yapar, yanlış yapar, doğru yapar, yaptıklarından ders alır ve sonuç üretir. Şimdi bütün bunların ortaya koymuş olduğu son süreç bu. Ve 9 seçim kazanmış, aşağıya tren sergilediği seçimler olmuş, yukarıda iyi sıçradığı seçimler olmuş ve bütün bunları orada o masanın etrafında yaşamış insanlar kendi nefsi beklentilerinden, taleplerinden, arzularından sıyrılarak bir değer üretmeye çalışıyorlar. Ve AK Parti'nin en temel şanslarından, en temel fırsatlarından bir tanesi bu değeri üreten insanlar. Hem ülkeyi tanıyorlar, hem AK Parti'yi iyi tanıyorlar, yani AK Parti sosyolojisini biliyorlar, hem de milleti iyi tanıyorlar. Şimdi bu bir mühendislik değil. Bu tamamen milleti iyi anlamanın, o talebi nasıl örtüştürülebileceğini iyi bir şekilde ortaya koyabilmenin bir sonucudur. Şimdi çok doğru, AK Parti'nin Trakya'da mücadele edeceği siyasi partiyle AK Parti'nin Ege'de mücadele edeceği siyasi parti, İç Anadolu'da mücadele edeceği siyasi partiyle Karadeniz'de mücadele edeceği siyasi parti veyahut da Akdeniz'de mücadele edeceği siyasi partiyle Güneydoğu Anadolu'da veya Doğu Anadolu'da mücadele edeceği siyasi parti çok farklı. Bu AK Parti'nin bütün kanatlarının zenginleşmesini sağlıyor. Aslında bu eğitimi sadece AK Parti'nin kendi dinamikleri ve talepleri ortaya koymuyor. Rakiplerimizin Türkiye'nin her bölgesinde farklılaşması da AK Parti'yi bu açıdan hareket kabiliyeti yüksek bir noktaya taşıyor. Ve yine bununla birlikte AK Parti'nin bu konudaki reflekslerinin yükselmesini sağlıyor. Ve yine bununla birlikte AK Parti'nin tabana ve millete daha fazla kulak vermesini. Çünkü yani eğer bir şablon oluşturuyorsanız ve şablonu 7 bölgeye aynı şekilde ortaya koyacaksanız buradan bir sonuç almanız mümkün değil. Evet. Yani Türkiye öyle bir ülke değil. Değil. İç Anadolu'da MHP var, işte Güneydoğu'da HDP var, işte Ege'de CHP var. Ve başka ama büyük bir iddiası olan her yerde birinci parti çıkmaya çalışan bir AK Parti var. Başka bir zorluk daha var. Şimdi siz Ege'de bir taraftan MHP ile mücadele edeceksiniz, bir taraftan CHP ile mücadele evet. edeceksiniz ama başka bir fonksiyonunuz daha var. Bir taraftan da HDP'nin bugüne kadar size oy veren Kürt seçmene yönelik ortaya koymuş olduğu saldırganlığa çok iyi bir temsille cevap vereceksiniz. Yani aslında AK Parti bu listeleri hazırlarken ve bu listeleri ortaya koyarken ne kadar demokratik, ne kadar halkla beraber bunu özümseyen bir yapılanma ortaya koymuşsa bir o kadar da bir Türkiye Partisi'nin bütün sorumluluğunu ortaya koyan bir anlayışla. Bu kadroyu belirlerken bir kürsü bir dargınlık oldu mu? Çünkü iki tane adayınız çekildi. Biri Batman'dan Ekmen, biri Diyarbakır'dan Abdurrahman Koç. Şöyle yani yansıyan bizim bilebildiğimiz bu var. Ekmen benim de yardımcımdır aynı zamanda. Evet. Orada Ekmen'in bir küskünlükten ve dargınlıktan dolayı değil. Şöyle bir süreç yaşandı. Batman'ın bir bölgesinden 3 aday olmuş oldu. Yani bir bölgesinden ona bir imkan sağlamak için böyle bir değerlendirme içerisinde. Ama siyasette şunu söyleyeyim yani başka siyasi partilerde de var. Böyle ufak tefek beklentilerin oluşmamasından kaynaklanan sonuçlar da oluşabilir. Yani bu çok işin doğasında olan. İşin doğasıyla örtüşen bir şey ama bu arkadaşlarımız gerek Diyarbakır'daki arkadaşımız gerekse Batman'daki arkadaşımız bizim partimizde çok büyük gayretleri, emekleri, Türkiye'de demokrasiye, siyasete katkıları çok yüksektir. Yani o normal seçim sürecinde olabilecek bir şey. Oraya dair ne yapacaksınız eğer çekildiler? Onun, ya da çekildiler mi? Şöyle resmi olarak. Bir tanesinin yani Emin Ekmen'in şeyi var. O tip bir yaklaşım söz konusu. Abdurrahman Bey'in henüz ulaşmış bir süreci söz konusu değildir. Ha, o zaman işte Batman'a başka bir o isim. Da, yani Batman'da bir isim konulacak. O da bölgesel bir avantajı sağlamak için ortaya konulan bir sonuçtur. Peki siz şimdi şeyi gördünüz mü? CHP, MHP ve HDP'nin aday profiline gördüm. Bakabildiniz mi? Gördüm. Nasıl buldunuz? Yani sizi zorlarlar mı? Özellikle şunu ifade edeyim. Bir kere ben
bunu söylemek istemem ama HDP'nin aday profiliyle ilgili siz de ben de biliyoruz ki Türkiye'nin birçok ismine bir hevesleri var, bir Türkiye Partisi olma hevesi. Birçok isme teklif getirdiler. Buradan görüyoruz ki yani siyasi hatıralarıyla baş başa kalacak yani birkaç kişinin dışında bir sonuç üretilmiş değil. Yani bu şu demektir. Ya bir sürpriz yok diyorsunuz. Yani bu şu demektir. HDP tamamen kendi ideolojik tabanına dayanmış ve bu ideolojik tabanından bir Türkiye yelpazesi oluşturamayacak bir tabloyla seçime çıkıyor. Yani bunu biz 6-7 Ekim olaylarında çok net gördük zaten. Yani korku üzerinden bir siyaset üretmek ve bu travma üzerinden milleti ürküterek, sindirerek siyasal sonuç almak üzere oluşturulmuş bir siyaset tablosu var orada. O zaman Güneydoğu'da özellikle hani çok bizi zorlamazlar mı diyorsun? Yani şöyle, zorlayamazlar mı diyorsun? Şimdi HDP'nin ortaya koyduğu siyaset stratejisi sadece Güneydoğu'ya ait bir süreç değil Melih Bey. Barajı aşması lazım. Barajı aşması lazım. Ama barajı aşması için zorluğu var. Bir, görünen bir tehditkar yüzü var HDP'nin. Hala mı? Ciddi bir tehditkar yüzü var. Sahada var. Yani ben şimdi bugün dün Van İl Başkanımızla konuştum. Bütün teşkilatlarla da konuşuyorum. Alttan siz zaten alta, hiç Ankara'da durmuyorsunuz. Alttan alta. 81 yıl sürekli. Alttan alta ciddi bir tehdit oluşturuyorlar. Bir de böyle hoş, güzel gibi görünen, özellikle bugün Doğan Medyası'nın yayınlarını da gördükten sonra tam kanaat olarak gösterdim. Bir de reklam yüzleri var. Yani Türkiye'ye hoş görünen, ay biz cici çocuklarız diye bizi kendilerini ifade etmeye çalışan bir yüzleri var. Ama bunu millet çok net bir şekilde ayırır. Yani bunu millet ayırmamazlık etmez. Peki bunu mesela şöyle bir şey. Bunu net bir şekilde ayırır. Burada HDP'nin ortaya koymuş olduğu adaylar, tabii hani kendi tasarruflardır, Allah hayırlı uğurlu etsin. Söylenecek bir şey söz konusu değil. Ancak eğer ikili bir siyasi strateji uygularlarsa, bir taraftan Güneydoğu'da ve Doğu'da, Doğu'nun bir bölümünde sert, Batı'da yumuşak yüzlü bir siyasal strateji uygularlarsa, biz buna müsaade etmeyiz. Yani ne sert ortaya koydukları stratejiye, yani tehditkar stratejiye müsaade ederiz. Bunu herkes bilsin. Yani legal, demokratik bir zemin var, siyaseti eyvallah, orada yapacaksınız. Eyvallah. Yani onun dışında, yani farklı unsurlarla beraber sahaya girer ve sahada insanları tehdit eden, sandıklardan çıkacak oy hesabı üzerinden millete yarın fatura ödettirmeyi ortaya koyabilecek bir yapı gerçekleştirmeye çalıştıkları andan itibaren biz sahada buna müsaade etmeyiz. Peki CHP, MHP için ne diyorsunuz? Onun aday profili? Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir kısım adaylarını ön seçimle belirledi. Ben ön seçim metodolojisini yıllarca iyi bilen insanlardan bir tanesiyim. Yani benim yaşadığım siyasal müktesebat da ön seçimi çok defalar gerçekleştirmiş bir yani yetiştiğim siyasi müktesebatta öyledir. Ama şunu ifade edeyim. Parti genel başkanları ön seçimlerde anahtar lise dağıtmaz. Buna otoriterizm denir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ön seçimi yoklukla malum bir ön seçimdir. Ön seçim falan değildir. Hiçbir şekilde müdahale olmaz. Tabii, olmaz. Görülmez yani. Parti teşkilatları bunu yaparlar. Neden yaparlar? Bu çok doğal zaten. Bu bunun için yapılıyor. Yani parti içerisindeki eğilimleri, çünkü o parti dediğim bir yaşayan mekanizmadır, yaşayan organizmadır. O halkı görür, insanı görür, kendi şeyini, kendi çıkarını görür. Kendi çıkar derken şahsi değil. Partinin o bölgede çok daha iyi olabileceği çıkarı görebilir. Bazen dostluklar devreye girer, bazen hemşerilikler devreye girer ama buradan ortalama bir sonuç çıkar. Ama CHP'nin ön seçiminde buna müsaade edilmedi. CHP'nin ön seçiminde dar bir grup üzerinden bu sağlanmaya çalışıldı ve burada parti genel başkanı anahtar şifre, anahtar listeler ortaya koydu. Yani bunu ben söylüyor değilim. Bunu ön seçime girenler söylüyorlar. Ya bunu ön seçime girenler ciddi bir şekilde kamuoyuna da yansıtıyorlar. Parti içerisinde de bu itirazlarını dile getirmeye çalışıyorlar. Bunu sinsi bir şekilde yaparlar. Bu demokrasiyi istismar etmek demektir. Demokrasiyi varmış gibi göstermek, muş gibi göstermek, demokrasi üzerinden aslında kendi demokrasinin en temel tehditlerinden birisi şudur. Bu demokratik bir tehdittir. Bazen çok küçük ideolojik gruplar, yani demokrasinin açıklarından bir tanesidir bu demokrasi literatüründe. Bazen çok küçük ideolojik gruplar veya farklı küçük gruplar demokrasiyi istismar edip
onu istedikleri gibi yönetebilme şansına sahip olabilirler. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan budur. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ön seçimi yoklukla malul bir seçimdir. Tekraren söylüyorum, onun ön seçimde falan bir bilgisi yoktur. O sadece sanal ve aldatmaca bir operasyonel hadisenin ta kendisidir. Onların üzerlerine de kendi kontenjanlarını koymuşlardır. Onunla Türkiye yönetecek bir kadro yok. Problem o. O zaman o da rakip değil. Şimdi Türkiye yönetecek bir kadro yok. Ve bir şey daha söylüyorum. Ben bu iddiamı bütün bunlar ortaya çıkmadan önce dillendirmiştim. Seçim 7 Haziran. 8 Haziran sabah Kılıçdaroğlu denilen bir siyasetçi Türkiye'de olmayacak. 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 Ne istiyorsunuz söylüyorsunuz? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kendi sırtından bugüne kadar kendisine yük olan Kılıçdaroğlu'nu ve Türkiye'yi geren, yani onu Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendi adına tabii bir siyasal birikimi var. Ben bunu yok sayamam. Bu var. Kabul ederim, etmem. Ama bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Evet. Ve hiçbir kurum, hiçbir teşekkül, hiçbir dernek, hiçbir organizasyon kendini başarısızlığa mahkum eden kişiyi kendi sırtına tutmaz. Onun için 8 Haziran sabahı bizim ilk duyacağımız işlerden bir tanesi Kılıçdaroğlu'nun siyasetten sarf nazar etmesidir. Ama muhtemel rakipleri de Sarıgül çok zor seçilebilecek bir yerde. Siyaset çaresiz kalmaz Melih Bey, merak etme. Bir seçenek çıkar diyorsunuz. Siyaset çaresiz kalmaz. MHP'de Ekmelettin İhsanoğlu ismini şaşırdınız mı? Şaşırdım dersem yanlış olur. Daha önceden takip etmiş idim. Yani Ekmelettin İhsanoğlu'nun aday olmama konusunda bir iradesi ortaya çıktı ama benim çünkü onların Ekmelettin İhsanoğlu sadece bir Ekmelettin İhsanoğlu değildi. O aslında Türkiye'de eski Türkiye'nin sembolü olarak ortada duruyor idi. Ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir taraftan cemaatin paralel yapının, diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve diğer taraftan da Türkiye'yi eski Türkiye'ye nakşetmek isteyen bütün unsurların temsilcisi olarak orada duruyordu. Yani onun tabii Milliyetçi Hareket Partisi'yle bir araya gelmemesi sürpriz olurdu. Bir araya gelmesi doğru olurdu. Bence o doğruyu onlar gerçekleştirdiler. Bana göre ters bir görüntü verdiler. Yani benim siyaset algılamalarıma göre ters bir görüntü verdiler. Şeyle, adaylığıyla. Adaylığıyla ilgili ters bir görüntü verdiler. Bunu seçim sonucu anlayacaklar. Peki sizin şimdi bu oluşturduğunuz kadroyla AK Parti'nin şimdi baktık rakipleri çok böyle bunlar alt edilecek rakipler dediniz üçü içinde. AK Parti'nin hedefi ne? Yani tamam tek başına iktidar. Hani bu ankette çıkıyorsunuz. Ama yani siz çıtayı hep yükselterek gidiyorsunuz bütün seçimlerde. Şimdiki çıtanız ne? Bu 550 kişilik kadroyu ne için oluşturdunuz? Şöyle. Yaklaşık 13 yıldır Türkiye devrimlerle karşı karşıya kalan bir ülke. Yaşıyoruz, devrim yapıyoruz, yaşıyoruz, devrimi yaşıyoruz ve Türkiye ilerliyor. Dünyada bakıyor, Türkiye'de neler olduğuna. Yani dünya için hayret verici bir iş. Ya yanınızda Irak var, istikrarsızlığı görüyorsunuz. Yanınızda Suriye var, istikrarsızlık var. Yanınızda bir şekilde aşağıdaki ülkelerin tamamı veya Ukrayna veya diğer ülkeler var. Oradaki istikrarsızlıklar çok net bir şekilde ortada. Ama Türkiye gerek büyüme oranları, gerek ekonomik rasyolar, bütün ekonomik oranlar, gerek siyasal hayatın ve demokrasinin yükselmesi, gerek insanların geleceğe ait umutlarının ve bakışlarının her gün iyileşmesi, buna bakınca bir haritanın, bir harita düşünün. Yani etrafı grilliklerle ve bazen de kırmızı alarm renkleriyle karşı karşıya kalmış bir harita ve ortasında sürekli iyileşen, sürekli geleceğe ait umut beliren ve o güzel bütün renkleri bir araya taşıyabilen bir harita. Buna dünya hayretle ve şaşkınlıkla bakıyor. AK Parti işte o etrafımızdaki coğrafyayla ilgili dünyanın gördüğü ve Türkiye'ye 785 bin kilometre kareye yansıttığı o rengi birinci hamlesini, birinci atılımını çok iyi gerçekleştirdi. Yani iyi bir tablo ortaya koydu. Evet. Yaklaşık 13 yıldır. AK Parti bu tabloyu ortaya koydu. Bunu sadece ben söylüyor değilim.
yani 34,5 oy alan AK Parti en son Cumhurbaşkanlığı seçimindeki tercihiyle beraber 52 oy aldı. Bu şu, buna o gün 2002'de AK Parti'den umudu olmayanların da katıldığı ve sürekli güçlendirdiği ve sürekli bir istikrar havzası içerisinde barındırdığı bir siyasal sistem oluşturdu. Şimdi millet sadece AK Parti'ye bunu sen hükümet et diye vermiyor. Yani Türkiye'yi yürüt, hükümet et diye vermiyor. Beni var olan sorunlarından bir kurtar diyor. Bir de bana yapılan muameleden de beni bir kurtar diyor. Yani onun için üst üste devrimler gerçekleştirdi. Ve yine en son %52 işte %45,5 yerel seçimde %52'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde verdiği oyla ortaya koyduğu tablo şu. Dikkat edin, bu oyların hiçbirisinde bir sinyal, bir alarm, bir uyarı, hiçbir şey yok. Tam tersi, tam destek var. Devam et. Tabii devam etti. Şimdi eğer bir siyasi parti toplumsal desteği, halk desteğini, millet desteğini bu kadar arkasında görürse yapacağı tek şey vardır. O halkın beklentilerini, o en üst düzeydeki beklentilerine kendi programlarıyla cevap verebilmek. Seçimler de bunun en temel fırsatlarından bir tanesidir. Bugün AK Parti bu temel fırsatı ortaya koymaya çalışıyor. Ve yine bakın, şimdi AK Parti'nin oy oranı 46, 46,5, 47, 48 civarında gözüktüğünü, özellikle 46 civarında gözüktüğünü muhalefet söylüyor. Bize göre 48-50 bandında. Ama velev ki 46 civarında olsun. Çok önemli değil. Söyleyeceğimi söyleyeceğim. Yani onların önerdikleri, yani AK Parti aslında düşüyor dedikleri 46 puan. Yani bizim yerel seçimlerden daha yüksek aldığımız bir puan. Ama velev ki öyle olsun. Bakın, buradaki Melih Bey, bir süreci iyi okumamız lazım. AK Parti'yi 13 yıllık sürece kim getirdi? Recep Tayyip Erdoğan, yani Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bir kadro getirdi. Peki önümüzdeki dönemde bu kadro hükümet içerisinde aynı bulunduğu oranda olabilme fırsatına sahip mi? Bunu siz de ben de biliyoruz ki değil. Üç dönemden dolayı bu devrimleri gerçekleştiren insanlar, bu Türkiye'ye hayal gibi beklenen olayları gerçekleştiren insanların büyük bölümü siyasetin başka unsurlarında olacaklar, hizmetin başka unsurlarında olacaklar. Ama halk biliyor ki parlamentonun içerisinde olmayacaklar. Evet. Şimdi vatandaş şöyledir. AK Parti'nin ne yapacağını vatandaş iyi gözler. Hangi siyasi partinin ne yapacağını iyi gözler. Elbette ki onun önerilerine, elbette ki onun seçim stratejisine, elbette ki onun seçim bildirgesine, yani seçim programına bakar. Ama bir şeye daha bakar. Ya 13 yıllık tecrübeli olan bu insanların yerine bunlar kimi koyacaklar? Hücre yenileniyor ama nasıl? Kimi koyacaklar bunlar? Ve buradan nasıl bir sonuç üretecekler? Onun için bu dönem çok önemliydi. Ve AK Parti bu dönemi bile 50'ye yakın oylarla geçirdi. Şimdi bu kadroları gördükten sonra, bir taraftan CHP'nin kadrosunu gördükten sonra, bir taraftan MHP'nin kadrosunu gördükten sonra bakacağı şudur. Fotoğrafa bakar millet. Bu Türkiye'yi idare eder mi etmez mi? Yani eğer bir partinin genel başkanı ya benim adamım yok, ben yurt dışından tekrar bir adamı getireceğim, ekonominin başına koyacağım diyor ise, kendi insanlarına, kendi kadrolarına güvenemiyor ise veya bütün Türkiye'ye dönüp ya sizden bir şey olmaz, gene dışarıdan bir adam getirip bu işi yürüteceğiz diye bir söz sarf ediyor ise, bilmelisiniz ki millet döner AK Parti'ye bakar. Peki bunlar ne yapacaklar? Bunlar yıllarca yerli, milli, bu milletin evlatları olan, düne kadar ötekileştirilmiş ama hiçbir zaman bunu hırs ve nefsi yapmamış, bu memlekete hizmet etmiş bu insanları tekrar nasıl bir tercihle karşımıza çıkacaklar diye bakar. Bakarlar Antep'te kimi koymuşlar? Bakarlar Trabzon'da kimi koymuşlar? Bakarlar Giresun'da kimi koymuşlar? Bakarlar Ağrı'da, Van'da kimi koymuşlar? Bu ülkeyi idare edebilirler mi? Temizler mi? Dürüstler mi? Ehliyetler mi? Liyakatlar mı? Fotoğraflara bakarlar. Ve siz yine kimse şöyle zannetmesin. Hiçbir yerdeki listedeki yetkinlikten hiçbir ilin haberi olmaz diye zannetmesin. Tam tersi. Siyasette, hayatta ve Türkiye'de en etkili iletişim mekanizması halkın kendi arasında konuştuğu dildir. Ve o bir yerden bir yere çok rahat yayılır. Bazen bir ticaret unsuruyla yayılır.
Bazen bir öğrencinin bir şehirden bir şehrin nakliyle yayılır. Bazen bir telefon konuşmasıyla yayılır. Bazen akrabalık ilişkileriyle yayılır. Ve oradaki iklim toplam bir iklim oluşturur. Şimdi ben bilmem böyle takip ediyorum. İllerden gelen telefonlarla, kendim bizatihi aradığım yerlerle, özellikle bizim AK Parti'nin oluşturduğu milletvekili aurası, yani o iklim şu anda toplumumuzun önemli bir bölümünü tatmin etmiş durumdadır. Tatmin etmiş. Yani neden tatmin etmiş durumda? Bakın, bu kadar teşkilat ağırlıklı, bu kadar sorumluluk ağırlıklı, bu kadar bu işin tozunu yutmuş ve bu kadar kendini milletin hedefine odaklamış başka bir kadro söz konusu değil. Peki bu, hem yetkin, bu seçimde temel mottonuz ne olacak? Tamam, yeni anayasa ve bir sistem tartışması var. Şöyle geleyim, haklısınız. Şimdi biz ne istiyoruz? İşte biz bu birinci atılım döneminden sonra, bu ikinci atılım dönemini, yani bu ikiyi milletle birlikte Türkiye'nin hedeflerine ulaştırmak istiyoruz. Bu iki bizim için önemli. Yani bu ikinci dönem, bu ikinci atılım dönemi bizim için çok önemli. Peki burada ne yapmalıyız? Biz üç tane devrim gerçekleştirdik. Bunlardan bir tanesi özgüven devrimiydi. Siz de ben de bu ülkenin vatandaşıyız. Biz 2002'den bugün çok daha özgüven içerisinde yaşıyoruz. Her şeyde özgüven içerisinde yaşıyoruz. Ürettiğimizle, yurt dışına yaptığımız seyahatle, çocuğumuzun okuduğu okulla, onların çalıştığı aparatlarla, her şeyle daha özgüven içerisinde yaşıyoruz. Uçağa binmemizle, bir şekilde hastanede gördüğümüz muameleyle, her şeyle. Biz bir taraftan bir demokratik devrim gerçekleştirdik. Bugün biliyoruz ki toplumumuzda dün Alevi konuşmak yasaktı. Kürt konuşmak yasaktı. Başörtülü konuşmak yasaktı. İnsanların, Allah'ın insanlara bahşettiği zenginlikleri insanların kendilerinin hayatında normal olarak ortaya koymaları yasaktı. Bunu her şeye söyleyebilirim. Dilden giysiye kadar, kendi kültürüne kadar. Bu toplumu kısırlaştıran bir anlayış söz konusuydu. Bu medeniyeti kendi zenginliğinden uzak bırakan bir anlayış söz konusuydu. Kardeşlik hukukumuzu engelleyen işler söz konusuydu ve bunların bir tanesinin konuşulması bile bu ülkede cesaret isterdi. Ve sessiz devrim gerçekleştirildi. Şimdi üçüncüsü ise en önemlilerinden bir tanesi, bu saatler alır. Yani siz de ben de anlatabiliriz. Evet. Çünkü hayatımızda var bu işler ya. Minibüsten aşağı insanlar indirilirlerdi. Kimliklerine bakılırdı. Kimliklerine göre muamele yapılırdı. Günlerce arkadaşlarımızı karakol nezarethanelerinde herhangi bir üzerinde kimlik olmaması sebebiyle aradığımız ve bulamadığımız anlara sizler de bizler de tanıklık etmişizdir, şahitlik etmişizdir. Böyle bir Türkiye'den geldik. Öngörülemez bir Türkiye'den geldik. Oysa bugün öngörülebilir bir Türkiye var. Herkesin demokrasi çıtasını daha yükseltmek için çırpındığı bir Türkiye var. Bu, burada sistem değişikliğine dair bir önemli olacak. Tabii. Üç, bir devrim daha gerçekleşti Türkiye'de. O da birinci kalkınma devrimiydi. Yani o çok rahat bir şekilde belli. Türkiye kendi statüsünde bulunduğu ülkelerden çok daha yüksek statülü ülkeler sınıfına girdi. Ve bu bizim her birimizin hayatına, bazen ufak dokunuşlarla, bazen büyük çapta olaylarla birlikte dokunuverdi. Ve kendisini orada hissetti. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi Türkiye bu üç devrimi gerçekleştirdi. Ve Türkiye bu üç devrimi gerçekleştirirken de sıkıntılar yaşadı. Dış ekonomik krizler yaşadı. İçeride darbe tehditleri yaşadı. Türkiye'nin daha önceden yaşadığı yıllarda kendine ait paralel devleti bir başka sahiplenmeyle tehditkar oldu. Ve bütün bunları Türkiye yaşarken onun istikrarsızlaşması için, onun siyasetinin zayıflaması için elinden gelen her şey yapıldı. Ama Türkiye bunların hepsini başarıyla aştı ve geçti. Demokrasiyle, cesaretle, evet, sandıkla, oyla ve bu milletin evlatlarıyla beraber. Bunu yaparken, bunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Bu burada kalırsa yazık olur. Türkiye'ye de yazık olur. Ben CHP'nin kadrosunu görüyorum. Ben MHP'nin de kadrosunu görüyorum. Hani emeklere iki maaş ikramiye vereceğiz diye söylüyorlar ya. Biz Türkiye'nin 13 yıl önce emekli maaşlarının ödenmesi için 500 milyon dolarlık dış krediye muhtaç olduğu bir Türkiye'yi biliyoruz. Biz biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir siyasi parti geldiği andan itibaren bu milletin memur maaşlarının da,
emekli maaşlarının da ödenmesinin çok büyük bir sıkıntıya düşeceğini, evet, ve Türkiye'nin kredibilitesinin, iç kredibilitesinin, dış kredibilitesinin tamamen alt üst olacağını ve Türkiye'nin büyük bir risk primiyle karşı karşıya kalabileceğini de biliyoruz. Şimdi bugün medet umdukları insan Türkiye'den milletvekili olduktan sonra apar topar kaçıverdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tablosunu gördükten sonra. Yani bütün bunların tamamını bir şekilde, onun için Türkiye bu fırsatı kaçırmamalı. Ve Türkiye yeni dünyaya yeni devrimlerle hazırlanmalı. İşte o devrimlerden bir tanesi siyasal sistem devrimidir. Bir tanesi ikinci kalkınma devrimidir. Ki bu en önemli devrimlerden bir tanesidir. Bir tanesi de bürokratik devrimdir. Yani Türkiye artık bürokrasinin siyasal sistem derken başkanlık sistemi mi? Onu söyleyeceğim. Şimdi Melih Bey, şimdi Türkiye özellikle 2007'deki anayasa değişikliğinden sonra yeni bir sisteme doğru geçti. Türkiye'yi zaten 1961 anayasası dahil olmak üzere parlamenter sistemi sürekli olarak topal bir şekilde yürüyen bir parlamenter sistem oluştu. Evet. Yani yukarıda devletin kurumları var, demokrasiyi yönetiyorlar, siyasi partileri koordine ediyorlar, kontrol ediyorlar. Artı istedikleri gibi de Türkiye'yi nizam vermeye çalışıyorlar. Anayasaya da böyle şekillendirmiş 1961 anayasası. Yetmedi, 1982 anayasası da bunu böyle oluşturmuş. Aslında bizim parlamenter sistemimiz dünyada bir şekilde karşılığı çok az olan bir parlamenter sistem olarak önümüzde durmaktadır. Böyle bir parlamenter sistem yok. Hareketsiz, siyasetçiye, halkın oy verdiği, güç verdiği siyasi yapıya, siyaset adamına, siyaset insanına sınır çizen, onu sınırlandıran, onun hareket kabiliyetini ortadan kaldıran, yetkisiyle sorumluluğu arasında uçurumlar olan ve halka karşı sürekli mahcubiyet içerisinde olan ve sürekli millet nezdinde itibar kaybeden bir parlamenter sistemle karşı karşıyayız. Çünkü bunu biz oluşturmadık. Bunu oluşturan, yani devletin oluşturduğu o vesayet kurumlarının aslında iktidarını devam ettirmeye çalışan bir anlayış olarak oluşturmuş. Gün olmuş bunu darbeyle tahkim etmiş, gün olmuş 71'le tahkim etmiş, gün olmuş 80 darbesiyle tahkim etmiş, 81 anayasasıyla tahkim etmiş, kafamıza vurmuş da durmuş. Ve nihayetinde siyasetçiyi korkan, adım atmakta tereddüt eden, endişe eden bir varlık haline getirmiş. Yani kim, hangi baba, hangi anne, hangi kardeş Adnan Menderes'in idam fotoğrafını gördükten sonra siyaset yapmaya kendi evladından, kendi ailesinden birisini cesaret ettirebilir. Korkutuldular. Tabii. Şimdi böyle bir çekingenlik, o geçmedi. Başka bir şey daha oluştu. Bakın önümüzde bir problem var. Bu problemi iyi görmeliyiz. Şimdi Türkiye 3.000 dolardan 12.000 dolara, 11.000 dolara parlamenter sistem içerisine geldi. Doğru. Ama evet, dikkat edin, bu parlamenter sistem içerisine gelirken Türkiye tek başına iktidarla geldi. Koalisyonlarla gelmedi. Yani 18 ay ortalama hükümet ömrü olan bir Türkiye'de biz 13 yılı 3 hükümetle beraber geçtik. Yani 3 tek başına iktidarla beraber geçtik. 3 seçimle beraber geçtik. Evet. Şimdi 4. seçime doğru gidiyoruz. Son 1 dakikamız. Öyle mi? Evet. Peki şimdi şöyle söyleyeyim. Burada Türkiye'nin siyasal sistem devrimine ihtiyacı vardır. Burada parlamenter sistemin Türkiye'yi yarına taşıyamayacağı apaçıktır. Onun için biz önümüzdeki dönemde 400 milletvekilini Türkiye'nin gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın dillendirdiği, gerek Sayın Başbakanımızın defalarca söylediği başkanlık sisteminin Türkiye için, Türkiye'nin süratli karar alabilmesi, Türkiye'nin 5.000 dolar kişi başına gelir seviyesine ulaşabilmesi için biz şu eksik, aksak parlamenter sistemde tek başına iktidarla ancak buraya kadar getirdik. Şimdi milletimize diyeceğiz ki bize yetki verin, bu anayasayı, bu halkın bütününün temsil edebileceği kurallarla hep beraber bezeyelim. Ve Türkiye'nin siyasal sistemini, hükümet sistemini değiştirelim, başkanlık sistemine getirelim. Ama yasamayı, yürütmeyi, yargıyı keskin hatlarla birbirinden ayıralım, daha demokratik bir sistem oluşturabilelim. Ama öyle bir yetki ki tek başımıza yapalım diyorsunuz. Evet. Çünkü diğerleriyle denedik. Şimdi şunu söyleyeyim. Diğerleriyle denedik ve onlarla beraber bunu aşabilmek mümkün değil. Değil. O yüzden 400. O yüzden bize 400 milletvekili. Biz bunu yapabilecek yetenekteyiz. Biz bunu yapabilecek bilgideyiz ve biz, evet, bunu yapabilecek tecrübedeyiz. Peki. Onun için bu seçim bizim açımızdan da Türkiye açısından da 2023'te Türkiye'nin ulaşabileceği, 2053'te Türkiye'nin ulaşabileceği ve 2071'de Türkiye'nin ulaşabileceği bütün hedeflerin en önemli karar seçimidir. Ve ben bu seçime bir hüküm seçimi diyorum. Bu millet bir hüküm verecek. Yani bu
yaklaşık 300 yıl sonra yeniden bu coğrafyada elde ettiği gücü yarına taşıyabilecek mi? Bu istikrarı yarına taşıyabilecek evet. mi? Bu zenginliği yarına taşıyabilecek mi? Ve Türkiye birilerinin idare ettiği ve yönettiği değil, milletin karar verdiği bir ülke haline gelebilecek mi? Peki. Bunun kararı doğru bir hükümet sistemi içerisinde, doğru bir siyasal sistem içerisinde bunu yapabilmektir. Ha o zaman AK Parti evet. iktidar olmuş. O zaman bir başka siyasi parti iktidar olmuş. AK Parti bunun derdine değildir. Kimse de bunun derdine değildir. Bu arada doğru olan bu istikrarın tam anlamıyla devam edebilmesidir. Ülkemizdeki insanların yarına ait olan inancını ve güvenini gerek yatırımlarında, gerek kendilerine evet. ilgili kişisel geleceklerinde, bireysel geleceklerinde net bir şekilde ortaya koyabilmeleridir. Yurt dışından Türkiye'ye baktıklarında da bizim bugün ortaya koymuş olduğumuz bir taraftan 10 yıllık, bir taraftan 30 yıllık, bir taraftan da 50 yıllık perspektifimize evet bunlar bunu gerçekleştirebilir diye bir anlayışı gerçekleştirebilir. Soylu çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Sağ olun, var olun. Evet, son baskının bu haftalık sonuna geldik ama haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Dört Doğa'da bu hafta konumuz su kabağı. Eskiden su aktarmada kullanıldığı için su kabağı adını alan bu bitkinin birçok kullanım amacı olmuş. Kimi zaman suda batmadığı için can yeleği olarak kullanılmış, kimi zamansa bir enstrüman. Su kabağından harika eserler çıkarmayı başaran Turan...